Şuradan Yuri Alberto. Abi lan aşağıda bakıyor ama. Yuri Alberto. Yuri. Bak hallep kanatlarıyla kanatları da orta açan. Kanka niye orta kafa gol atmıyorsun hiç ya? Evet işte sen busun. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emzik Kamalak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizin yorumlarınızdan gelen en farklı challenge'ları deniyoruz ve bunu yayında yapıyoruz. Canlı canlı, kurgu murgu yok babacım ve yayından bir yorum aldık. Bu yorum kimin ve bizden ne istemiş? Demiş ki abi full E kondisyon yap, olmazsa. Olmazsa ne lan? Andı ne lan? Kazanamazsan diye şey yapıyorum, tamam. Bir ikon bir legend sil demiş. Ama daha sonrasında kadromuzda bütün E'leri koyduk fakat genelde kadromuz yetmedi. O yüzden D'ye düştük. D'den oyuncular aldık. O da yetmeyince C'den de biraz oyuncular aldık ve kadromuz arkadaşlar şöyle bir hal aldı. Gördüğünüz gibi herkes rezalet durumda. Yanımız yanıyor, berbat. Biliyorsunuz kondisyonun önemini arkadaşlar. Bu oyuncular koşmamaya, yürümeye başlıyor. Hareket bile etmiyorlar. Paslar düzgün gitmiyor. Ve bizim bu maçı kazanmamız lazım. Gerçekten aşırı zor. E kondisyonlarında yukarı bakma ihtimali yok zaten. O yüzden de canımız bayağı yanabilir. Allah bize sabır versin diyoruz. Sizin de challenge'ınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir like atın, abone olun, bildirimleri açın. Nimo TV canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Neredeyse her gün akşam 7-8 civarı yayınlardayız. 7'yi çekeceğim. Uzun zamandır 8'e yayın yapıyorum. Siz de bekliyorum. Çok fazla eğleniyoruz. O zaman yaslanın arkanıza, manyak bir challenge geliyor. Oynat bakalım. Rakibimiz Halil Bodur. Yeter. Halil'le dördüncü bit diyorum ya. Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen? Ölmedin mi? Ben bu çocukla dördüncü kez online'da karşılaşıyorum arkadaşlar. Ayıptır ya. Halil çık hayatımdan ya. Burası senin çiftliğin değil Tur abi. Son Huyumin de aşağı bakıyor. O da aşağı bakıyor. Evet, evet. Haaland'ı oynatmayacağım. Çünkü amacımızdan seker hoca. Ondan sonra bakalım. Son Huyumin de aşağı bakıyor. O da aşağı bakıyor. Evet, evet. Haaland'ı oynatmayacağım. Çünkü amacımızdan seker hoca. Kim alabiliriz? Kimseyi alamayız. Rakibin Halil'in kadrosuna bakalım. Gerçekten arkadaşlar nasıl denk geliyor ya? Halil'le dördüncü kez denk geliyorum ya videoda. Belki aklında olan bir video varsa ki sanmıyorum. 600-700 video oldu. Ya Halil'le olan bir video mu koy abi? Halil Bodur, ben bu Halil'le üçüncü maçım. Bu çocuk eğer dese ki bana abi video çekelim, bu kadar video çekemezdik Halil'le. Halil'in kadrosuna geldiğimizde Halil bedava ikonları falan çıkarmışsındır oğlum o zaman. 4 oldu lan. Çık hayatımdan lan Halil. Gene mi sen ya? Eski takipçilerim bilir. Bu Halil bana kan oldu. YouTube hayatımda en çok karşılaştım. Tolga'dan sonra insan Halil ya. Her andını bilir devran. Kervan bu gecede kervan. Hocam Instagram Remzi Kamalak stadyumundayız. Herkes aşağı bakıyor. Buna inat oynamaya çalışacağız. Ha geldim. Halil AFK mısın? Ya satla taklında AFK olma bak. Geçen iki videoda da bunu yaşadık. Bekliyorum şu an. Halil'i bekliyorum gelsin. Geldi tamam. Geldi oynayabiliriz. Bir yani hocam Mount'u gördüm. Mount'tan Ciro'ya. Ciro, Yuri Alberto. Ah be. Halil beni mi ghostluyorsun? Sen ne yapıyorsun ben anlamıyorum. Vallahi bak ghostluyorsan söyle oğlum. Hadi bu yayında ghostlayabildin. Ama videoda normalde ghostlayamazsın ki. Hadi bakalım. Eydar Olcay teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Halil'le karşılaşmadığım bir gün mutlu değilim. Teşekkür ediyorum Halil. Pjanić hocam. Beşiktaşların gözü yaşlı. Ciro bıraktı Mount'a. Mount indi Pjanić'e. Pjanić'te hocam Yuri Alberto. Burada Ciro, Pessina. Pessina kim ya? Ciro, Yuri, Alberto vurdu. Oynuyoruz, oynuyoruz. Deli gibi oynuyoruz. Halil, o kadar YouTube videosu çektik seninle kardeşim. İnsan şu golü izletir ya. Ha bu kadar amatörlük olamaz Halil'ciğim. Sana ne? Ayrıca arkadaşlar, chatte Ejder Olcay diye bir adam var. Çok seviyorum. Her gol attığımda hediye atıyor. Tabi Yasin'i de unutmamak lazım. Adam arkadaşlar bak nasıl bir zengin biliyor musun? Giriyor böyle ne farklıysa onu atıyor böyle. Hiç atmamış hiç görmemiş şeyleri atıyor. Öyle bir hayat yaşamak için şu YouTube'u gerçekten katlanıyorum. Yoksa ilk günden YouTube'u bırakırım. O kadar zengin olmak istiyorum. Başka bir amacım yok hocam. Parayı bulayım ikinci gün YouTube'u bıraktım. Onu da söyleyeyim haberiniz olsun. Boşa yaşıyoruz a**ayım. Hocam Maguire bırakır. Ay Kamavinga reis. Geçen de Barcelona'dan 4 yediniz ama olsun be. Oynarsın be çiçeğim. Hocam Neymar. Bak Halil hep kanatları da orta açan biri. Bak en az Kadir'den 4 tane böyle gol yedim. Yaptığı hiçbir şey yok. Orta kafa gol atıyor. Sadece hocam Halil. Haberiniz olsun. İnanmayanlar videoyu az sonra izlediğinde anlarlar. Sadece orta kafa gol atan bir adam. Ya böyle genelde atamıyor. Görürsünüz. Adamın oyun tarzını ezberledim ya. Abi 10 gol at hiç atmadım. 2 hediye atacağım. 10 gol... Atamam. Ama yerim. Olur olur yeriz yeriz. Yerim bir de öyle düşünün. Yani başarabilirim ama. Devam ediyoruz baba.
Şimdi arkadaşlar bak. Bak. Olivier Giroud. Bıraktı Yuri Alberto'ya. Mount. Gene AFK kaldı. Halil bu da var ya, ben hata çıkarken AFK kalıyor ya. Ben de AFK kaldım. Ben de gol atmadım. Yani kendi kendine gol oldu arkadaşlar. Ben yurt dışını bıraktım gördüyseniz. Kendi kendine gol oldu. Halil AFK ise ben de AFK kaldım. Ben topu geri çekebilir miydim? Çekebilirdim. Yeter ama. Ya Halil'in AFK kalışıyla uğraşamam. Nasıl zeka görüyorsun değil mi? Ben gol atmadım baba. Hocam Davis. Geri geliyoruz şöyle Pessina'ya. Halil. Kendine gel. Hocam Pjanić bıraktı Olivier Giroud. Evet. Aç ortayı Halil. Sağa sola dönüyor. Halil farklılaştırmış oyununu. Güzel. Hocam Pjanić'ten Mount'a. Mount Yuri Alberto'ya. Geri diyoruz. İnanıyoruz hocam. 2-0. Buradan comeback yemeyiz. Evet arkadaşlar. Halil normalde de böyle oynar. Kanatları iner. Normalde orta açar. Yani bugün farklı bir oyun tarzına sahip. Çünkü Halil de artık öğrendi ki o taktikle beni yenemeyecek. Adam haklı. Yuri Alberto. Gavi'ye bıraktı hocam. Gavi alırım. Pjanić. Gerçekten. Abi çok güzel kalçasını dönmedi mi? Pjanić bıraktı. Giroud'a. Giroud Davis hocam. Davis. Şurada Giroud'a doğru müthiş bir zekice bir pas. Ah be. Hadi Pessina kaldırdım son saniyede. Anam geçiyordu ha. Maçı bitirmese geçiyordu beyler. İlk yarı baktığımızda biz üstün oynadık baba. Babalar gibi. Halil pek bir şey yapamadı. Bilmiyorum, garip garip arada şey yapıyor. AFK kalıyor. Kendi kendine triplere giriyor. Ama geçecek. Bu da geçecek hocam. Halil'cim senle 5-6 maçta karşılaşırsak gerçekten senden müthiş bir oyuncu olacaksın. Bak gene AFK kaldı. Geri diyoruz hocam Pjanić. David Alaba. Ha, oğlum bugün hiç orta kafa gol atmadın kanka. Lütfen. Özletiyorsun beni. Pardon, üzüyorsun beni. Kanka niye orta kafa gol atmıyorsun hiç ya? Hadi. Evet, işte sen busun. İşte sen busun. İşte benim Halil'im bu arkadaşlar ya. Tanırım tanırım. Atacağı golü biliyorum bu adamın. Yaptığı başka bir şey yok. Geliyorum lan Halil. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Hocam Kamavinga bıraktı Pjanić'e. Pjanić'ten Yuri Alberto'ya bıraktı Giroud'a. Giroud'dan Yuri Alberto. Abi lan aşağıda bakıyordu ama. Nasıl kurtardı lan bunu? Aga nasıl kurtardı lan bunu? Oyun değişikliğine gitmek istiyorum abi. Haaland'ı almayacağım. Aşağı bakanları alacağım. Lukaku gel. Jimenez gel abi. Geri diyoruz abi. İşimizi zorlaştırdık. İşimizi zorlaştırdık. Devam ediyoruz. Sol ayaklı kim var? Kamavinga. İş yapmaz. Hocam Mount güzel orta gol getirir. Kamavinga ortadaydı herhalde. Kamavinga be. Yapma be. Jimenez alır mısın? Al. Ne yaptın sen kanki? Kanki tartışabilir miyiz bu konuyu? Ne yaptın az önce Jimenez? Bu yüzden de bizim işimiz iki kat zorlaşıyor burada. Maradona ve Ronaldo ikilisini oynatmazsak adam Sancho ile atar. Yani. Ben Sancho'yu oynatmayacağım kanka. Maradona ve Ronaldo oynasın. Hocam Mount. Hocam. Abi adamlar var ya koşmuyor koşmuyor. Hayır Sancho. Sancho yukarı mı bakıyor? Ne yapıyor Sancho? Tutamıyorum. Geliyor 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 bak geliyor. Geliyor geliyor orta kafa gol. Evet evet Halil evet Halil evet. Hocam Mount. Şöyle gördü Jimenez'i. Hayır. Ben orta sahayı değiştirmedim mi? Bir bakmam lazım ya. Hocam Lukaku Jimenez'e. Jimenez. Şöyle oynat hocam Mount'a. Mount'tan Pessina'ya. Pessina Jimenez'e. Faul. Faul. Hocam adam öldü. Adam öldü lan. Hocam Pjanić geri. Burada Pjanić üzerine oynanan bir oyun vardır hocam. Aksini iddia eden futbol cahildir. Burada Pjanić'in üzerine bir oyun oynanıyor. Burada Beşiktaş'ımın üzerine bir oyun oynanıyor ya. Be ahlaksız adam! Kendinize gelin ya. Ben Mount'u niye çıkarmadım lan?
Yalan son huyu miyim? Hayret Ayşenak zaten rezalet. Sıkıntı yok. Buradan gol yemezsek atarız. Hadi bakayım. Adamsın Loris. Loris. Kontra. Loris bile yavaş hareket ediyor anasını satayım. Hocam Lukaku. Alaba tamam. Abi bak gene gidiyor. Gene gidiyor bak. Orta kafa gole gidiyor. Bugün Maradona var ya bizim takımın içinden geçti ha. Ne oldu orada Ronaldo? Ya abi bak ben Ronaldo'cu oldum. Her şeyin bir sonu var maalesef. Bitiyor. Bu da bitti. Geçen Galatasaray Barcelona maçından sonra. Ondan sonra Real 4 tane gol yedi. Ronaldo bana gıcıklık yapmaya başladı. Gerçekten kimi sevsek arkadaşlar pişman oluyoruz. Ben de anlamadım neyi seveceğimi. Bak Ronaldo'nun şu yaptığı gerçekten terbiyesizlik yani. Hayır, hayır. Hocam Loris hadi son saniye hadi. Abi Loris çok yavaş hareket ediyor. Lukaku. Jimenez. Hocam bıraktı. Yapma be. Kafamda 500 milim depresanla ciğerlerim katran hala. Her aşkını pes sanmayın getirdim. Halil'le beraber kaldık arkadaşlar evet. Oğlum var ya size şunu söyleyeyim mi? Gerçekten kondisyon çok önemli. Lan dikkat edin kondisyonu biz şu an şansa beraber kaldık. Halil çok güzel oynadı eyvallah. Yani kondisyona dikkat edin oğlum aşağı bakan oyuncu oynatmayın. Bak ben kendim gitsem koysam bu göbeğimle ben daha az yorulurum. Haberiniz olsun içimizden geçti adam. İçimizden geçtiyken beraber kaldı. Ben beraber kalınca da içimden geçmiş gibi hissediyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Derecemiz zaten. Zaten Allah'lık oldu. Ne yapacağız? Bir ikon bir legend sileceğiz. Evet hocam bir ikon bir legend siliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Hayatımda en çok zorlandığım maçlardan biri olabilir. Zorlandığım derken rakipten kaynaklı demiyorum. Hani kendim oyuncu oynatırken zorlandığım maçlardan biri olabilir. Hocam kim. İki tane aynı kart. İki tane aynı kart kalmamış oğlum OS'lerde lan. Aa yedeklerim kalmamış lan. Beyler challenge'lar daha zor. Aha buldum. Fatih Baba. Fatih Baba şu kartını silelim. Fatih Vieira gider beyler. 97'lik Vieira gider. Çoğunda yok. Gerçekten şu an morali bozulmuştur olmayanlar. Bir de Bebeto'yu sildik. Legend var Allah'tan daha da. Elimize sağlık. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı, kendi challenge'ınızı yazmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.